Çok muhterem kardeşlerimiz, teberrüken bereket olması için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i İzâm'ın, Sâdât-ı Kirâm hazırâtına, cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine, İçinde bulunduğumuz iptilalardan, hastalıklardan, musibetlerden selamet bulmamız. Diğer taraftan bugün dersi yapacağımız Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından Rabbimiz cümlemize kavli ayetler yani Kur'an ayetlerine derinleşmeyi. Diğer taraftan kevni ayet yani kainat kitabının tefekküründe bir seviye kazanabilmeyi. İlahi kudret akışlarından ve ilahi tecellilerinden nasip alabilmeyi, bu cihanın sessiz lisanını okuyabilmeyi, bu hasretin kalpte bir şuur ve idrak haline gelebilmesi, Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle cümlemizi nasip eylemesi niyaz duasıyla bir Fatiha şerif üç ihlas Allahu Teala. Muhterem kardeşlerimiz, Nebiler silsilesinden Yusuf Aleyhisselam'a geldik. Dersimiz Yusuf Aleyhisselam'ın bu Yusuf Suresi. Bu sure 111 ayettir. Bu Kur'an'ı iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Yusuf kıssası Kur'an-ı Kerim'de aslül kasas. Yani kıssaların en güzeli olarak geçer. Öyle vasıflandırılır. İnsanın ruhi yapısındaki meccezirler, çalkılantılar, İniş çıkışlar, nefsani arzuların hüsranı, diğer taraftan faziletlerin seviye kazanması. Öyle ki bu kıssadan herkes kendine göre bir hikmet dersi çıkarabilir. Çünkü ahsenül kasas buyuruluyor. Yusuf ve kardeşlerinden ders almak isteyenler için ayette ibret ve hikmetler vardır buyuruluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kölelerinize yani emrinizin altındaki bulunanlara Yusuf Suresini öğretin buyuruyor. Zira herhangi bir Müslüman onu yazıp ehline öğretirse, çoluk çocuğuna, yakınlarına Allah Teala onu sekirat-ı mevtine, o ölüm anına hoşluk eder ve sıkıntılardan beri eder, kolaylaştırır. Bu sureyi yaşayanlarda hiçbir Müslümana karşı bir haset ve bir mecal kalmaz. Yani fazilete erer. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin hasetine maruz kaldı. Kuyuya atıldı ve zindana düşmek gibi musibetlere düçar oldu. Takvası neticesinde Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ı Cebrail gönderdi. Birçok lütuflarda bulunarak onu teselli etti. Belalara karşı, musibetlere karşı Yusuf'ta bir tahammül gücü ihsan eyledi. Ayette de buyuruyor innemal usru yusra innemal usru yusra. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorluklarla beraber bir kolaylık daha vardır. Dünyada aynı. Bir takım meccezirler olacak, çalkantılar, zorluklar olacak. Sabır olacak, şükür olacak. O nedenle bir son nefes bayramına kavuşulacak. Cenab-ı Hak bu zorluklardan, meşakkatlerden sonra Yusuf'a kuvvet, izzet ve saltanat bahşetti. Böylece o birçok eza ve cefaya maruz kalması sebebiyle saltanat yıllarında yardıma muhtaç olan zayıf, fakir, gariplere daha fazla merhametli davrandı. Hazine veziri olduğu zamanlarda aç olarak erzak dağıttı. Kendisinin niçin böyle yaptığını soranlara "Karnım tok olursa açlığın halini anlayamam diye korkuyorum." diye cevap verdi. Buyurulur yine kim Yusuf Suresi okumaya, ondaki derinin manaları düşünmeye devam ederse Yusuf'un nail olduğu surur'dan bir nasip alır. Yusuf Suresi'nde ne var? Nübüvvet var. Rüya tabiri var. Dünya riyaseti var. Bela musibetler anında metanetle davranıp muazene dengeyi bozmamı var. Düşmanın ezasına karşı sabır var, firkat var, aşk var, âşık ve mâşuk var.
Fâsık kadın hile ve desilleriyle imtihan. Yani Züleyha'nın nefsi emmareden rıza haline bir çıkışı. Kölelik var, hapis var, halas var, kurtuluş var, azizlik var ve ikbal var. Kötülüğe gücü yeterken affetmesi var. Yani büyük bir fazilet. Cenab-ı Hak Fussilet suresinde iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bir de bakarsın candan samimi bir dost olur. Kendisine bu kadar düşmanlık yapan kardeşleri kendisiyle Yusuf Aleyhisselam fazileti karşısında utandılar. Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler ve dost oldular. Nimet var yine bu sure, cezbe var, işaret var, beşaret var ve fetanet var. Tabir ve tefsir gibi nice hikmet ve ibretli dolu sırlar var. Yine bu surede bir enbiya varisliği var. Allah'a halife olabilmenin sırları var. Ruh ve kalp gibi cismani ve ruhani kuvvetlerden bahsediliyor. Nitekim Yusuf karşısında Züleyha nefsi emmari temsil eder. Züleyha Müslüman olur. Ruhu terbiye görür, tezki olur, rıza makamına çıkar. Allah'a vasıl oluncaya kadar sıkıntı, iptila, belalar kendi pişirip olgunlaştırır. Müfessirler Yusuf kısmına ibret dolu safhaları şöyle hülasa ve şöyle zikrederler. Yusuf küçük yaşta başlayan çeşitli bela ve musibetlere karşı büyük bir sabır göstermiştir. Demek ki sabır başta geliyor. İki kardeşlerin yaptığı önce eziyet ve kötülüğe, hatta kendisini öldürmeye kastedildiğine rağmen Yusuf onlarla karşılaştığında destane bir af ve bir müsamaha örneği sergilemiştir. Bu kıssada peygamberlerden, salihlerden, meleklerden, şeytanlardan, insanlardan, cinlerden, hayvanlardan, hükümdarlardan, memleketlerden, tacirlerden, alimlerden, cahillerden, erkeklerden, kadınlardan ve fâsık kadınların çeşitli hile ve tuzaklarından bahsedilmektedir. Yine bu kıssada tevhidden, fıkıhtan, siyerden, rüya tabirinden, siyasetten, muaşeretten, din ve dünyanın salâh için gerekli olan birçok hususlardan bahsedilmektedir. Tezkiye vardır, rabıta vardır. Yine çile, bela, musibet ve imtihanlarla dolu bir hayat macerasının, hayat serencamının sonunda kavuşulan sonsuz bir saadet anlatılmaktadır. Nitekim Yusuf 30 yaşında Mısır'a melik oldu rivayete göre. Yusuf'un duası hürmetine Züleyha yeniden gençlik ve güzelliğe kavuştu ve Yusuf'la evlendi. Yakup'un Yusuf'un hasretiyle ağlamaktan kör olan gözleri yeniden kendisine verildi. Yakup'un en çok sevdiği evladına Bünyamin'de de ana baba bir kardeşi Yusuf'a kavuştu. Yusuf kendisini öldürmek isteyen kardeşlerini affetti. Çok büyük bir af. Onlar tövbe ederek salihlerden oldu. Burada bir irşat metodunu görmüş oluyoruz. Yakup ve ailesi Kenan diyarından Mısır'a hicret etti. Yusuf'un küçükken gördüğü rüya tahakkuk etti. Mısır meliki Reyyan bin Velid bütün devlet işlerini Yusuf'a bıraktı. Ve o da Yusuf'un o fazileti karşısında iman edip Müslüman oldu. Yusuf o zamana kadar hiç kimsenin yapamadığı en güzel duayı yaptı. Tevfini Müslümanlıkını bir salihin. Ve bu dua çok mühim bir dua. Hatırıma gelmişken bir kişi tavaf yapıyor devamlı. Tavafta da bu duayı okuyor. Tevfini Müslümanlıkını bir salihin. Arkadaşı diyor ki başka dua yok mu diyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye bu duayı tekrarlıyorsun diyor. İyi bir kardeşim var fakat son an iyi olmadı diyor. Ben onu hala onun tesiri içindeyim diyor. Onun için bu duayı çok tekrarlıyorum buyuruyor. İşte bize namazlarda elimizi kaldırdığımız namazın sonunda tevfiyeli Müslüman bir salihin bu duayı inşallah tekrarlamakta fayda var.
inşa hem tekrarlamak hem de bu duanın muhtevası içinde yaşayabilmek. Yusuf Suresi'nin sebebi nüzulü Yahudi alimleri müşriklerin reisine gelerek dediler ki müşriklere Muhammed'e sor bakalım dediler. Yusuf ve ailesi Şam'dan Mısır'a niçin göç etti? Ve Yusuf kıssası nedir? Müşriklerin reisi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bunları sordu. Bunun Yusuf Suresi nazil oldu. Bu Yusuf Suresi'nin indiği dönemde Resulullah Efendimiz ve Müslümanlar binbir sıkıntı, belalara düçar olmuş durumdaydı. Ambargolar konmuştu. Hayat hakkı tanınmıyordu. Yine bu aralarda Hatice validemiz vefat etti. Amcası Ebu Talib'i de kaybetti. Müşriklerin baskı da iyice arttı. İşte bu Yusuf Suresi hüzün yılı diye adlandırılan böyle bir zamanda nazil oldu. Böylece hem Resulullah hem de Eshâb-ı Küzîne ilahi bir teselli mahiyet oldu ve ümmet-i Muhammed'e bir teselli mahiyetinde. Yani ne kadar derinleşebilirsek o kadar bir teselli mahiyet. Yani insan realitesi. İnsanın nefsani yapısı, ruhani yapısı. Cenab-ı Hak ayet Elif, Lam, Ra diye başlıyor. Bunlar her şeyi açıklayan kitabın ayetleridir. Huruf-u mukatta'lar Allah Celle Celaluhu Resulullah Efendimiz şifre olduğu bildiriliyor. Fakat birçok müfessirler Allahu alem diyerek, Allah en iyi bilir diyerek tefsir ediyorlar. En çok üzerinde durulan da işte Kur'an-ı Kerim bu harflerden meydana gelmiştir. Bütün ins ve cin toplu birleşin. Size bir Kur'an'ı gücünüz varsa meydana getirin. Yani Kur'an bir meydan okur. Yine düşünüp manasını anlamamız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Kur'an-ı Kerim kelamda bir mucize. Kıyamet kadar baki kalacak. Fesat, belagat yani diksiyon yani mana, lafız ve kelime seçimi Cenab-ı Hakk'a ait. Onun için müşrikler toplanalım edebiyat fuarları vardı. Sıfır oldu edebiyat fuarları. Hatta Ümrül Kays'ın kızı geldi. Babamın dedi Ümrül Kays'ın da şeyini kaldırın dedi. Şiirlerine artık Kur'an inince onun bir ehemmiyeti kalmadı dedi. Kur'an surelerinin benzerini vücuda getirmek hususunda Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. O günden beri cevapsız kalıyor. Bir peygamber gelir. Toplum der ki sen madem böyle bir iddiasındasın bize bir ekstra yapamadığımız bir hadise, insanların gücünü aşan bir hadise göster der. Peygamber de Cenab-ı Hak sığınarak o toplumun istediği mucizeyi gösterir. Onu kalpte teşne olanlar iman eder. Derler sihirdir der vesaire de der. Kehanettir der. O mucize o devre aittir. Fakat Resulullah Efendimiz son peygamber. Kur'an-ı Kerim son kitap. O mucize kıyamete kadar devam etmesi lazım. Cenab-ı Hak onun için insanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun yine benzerini yapamazlar. Edebiyat zirvedeydi cahiliye devrinde. Fakat şairler gelin birleşelim de birkaç satır yazalım diye kendi bir güç görmediler. Yani Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu kalben kabul ettiler, nefsen reddettiler. Yine bu benzerinden sonra bir benzeri öyle bir teşebbüs etmediler. Kur'an-ı Kerim daha onları kısaltarak o zaman 10 sure meydana getirin buyurdu. Ona da bir cevap gelmedi. En sonunda bir sure getirin iddialarını doğru ise buyuruyor. Bunu yapamazsa elbette yapamayacaksın Cenab-ı Hak buyuruyor. Yakıtı insan ve taş olan cehennem azabından sakının dedi. Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını bildiriyor. Birçok cahiliye devri geçti. Asr-ı saadetten beri devam eden cahiliye devirleri geçti. Fakat Kur'an-ı Kerim'e asla bir harfi bile değişmedi. Zira Cenab-ı Hak Hicr suresinde Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu biz koruyacağız buyuruyor. Kıyamete kadar bir harfi değişmeden devam edecek. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirmekle Arapça lisanı bir şeref bahşedildi. Fakat Kur'an-ı Kerim lisan olarak Arapçanın üzerinde de bir lisan. Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman iki senede bir edebiyat fuarları yapılırdı. 100 tane şair iştirak ederdi.
7 kişi seçilirdi. Biri seçilir içlerinden. Artık edebiyat fuarları bitti. Hatta o şairler, müşrik şairler yine fesahata, belagata, yüksek Arapçayı anladıkları için duvar arkasında dinlerlerdi. Sonra birbirine bakıp utanıp giderlerdi. Niçin karşı çıkıyorlardı Kur'an-ı Kerim'e? Çünkü Kur'an-ı Kerim rahatlarını bozdu. Bugün de aynı. Çünkü ne dediler? Anin nebeyl azim dediler. Büyük haber var dediler. Ne haberi? Kıyamet haberi var dediler. Hesaba çekileceğiz dediler. Onun üzerine ne yaptı? İhtiraf etti. Ya varsa ne yapacağız dediler. Korkmaya başladı. Bu korkuyu bertaraf etmek için, yeni nefsani yaşamak için bugün olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i birçok yerde işte ne diyorlar? İslam fobi diyorlar. Korkutucu diyorlar. Korkutucu diye huzur verici, rahat verici, selameti çıkartır. Dünyada huzur, kabirde huzur, ahirette huzur. Cenab-ı Hak mükemmel bir Arapça indirdi. Zaten okunuşu da Arapça gibi değil. Arapçada bir tecvid kaidesi yok. Yani bu tecvid kaidesi Kur'an-ı Kerim'e ait. Velid bin Mugire dahi dedi bu Kur'an-ı Kerim'in Arap'ın 4 dahisinden biriydi. Ben dedi Arap'ın bütün şiirlerini bilirim dedi. Hatta şiirle konuşurum dedi. Cinlerin bile şiirini bilirim dedi. Fakat bu Kur'an-ı Kerim iddia ettikleri gibi müşriklerin şiir değildir dedi. Kehaneti bilirim, kehanet de değildir dedi. Durdu. Ebu Cehil geldi, sen bizim reisimizsin dedi. Buna çare sen bulursun dedi. Yok dedi, çare bulur durum yok dedi. Herhalde sana dedi, Muhammed dedi, bir para verdi, bir şeyler verdi dedi. Makam verdi dedi. Kızdı o zaman, yok dedi. O zaman dedi, sihirdir diyelim dedi. Sonra Velid bin Mugire dedi ki, Arap'ın fesat belagatını en iyi bilen benim dedi. Zenginim de, malım mülküm de var. Nefsane hesapları ortaya koydu. Bu Kur'an bana inmeliydi dedi. Yani Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu vicdanen kabul etti. Nefsaniyetine ağır geldiği için kibirinden, gururundan dolayı reddetti. Birçok o zamanki müşrikler de aynı o şekildeydi. Yine ayet-i kerime devam eden Resulüm biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Yani daha evvel bir tarih ilmi diye bir ilim yoktu. Ancak ne vardı? Bu gelen bir masallar vardı. Onlar da bu Arap tüccarlar Farslara ve Bizans'a gittiği zaman oradan bazı efsanevi hikayeler anlatırlardı. Başka bir şey yoktu. Bir tarih ilmi de yoktu. Bu bir Yusuf Aleyhisselam'ı burada diğer peygamberlerin durumunu bildirmekle Kur'an-ı Kerim'in bir tarih ilmi bildiriyor. Ondan sonra bütün yapılan kazılardan çıkan ifadelerle Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği hadiseler bir mutabakat halinde devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim aynı zamanda fesat belada mucize, tarihte de bir mucize. İlimde de bir mucize. İlim arkadan geliyor, Kur'an önden gidiyor. O zaman embriyoloji diye bir şey bilinmiyordu. Nutfe, alaka, mudga vesaire. Bu 19. asırda aşağı yukarı tespit edildi. Kur'an-ı Kerim 1400 küsur sene evvel haber verdi. Parmak izi diye bir şey bilinmiyordu. Bu da yeni bilindi. Süt hakkın sütün nasıl meydana gelmesi, semavata ait bilgiler, toprağa ait bilgiler vesaire. Cenab-ı Hak ilim arkadan Kur'an-ı Kerim önden gidiyor. Belki gelecek asırlarda çıkacak bir takım bilgiler Kur'an-ı Kerim'i de ona bir takım işaretler muhakkak var. Daha sayabiliriz sayabildiğimiz kadar. Yusuf Suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıssası olarak nazil olan ilk suredir. Sure olarak nazil edildi. Bu sure lafız bakımından veciz, mana yönünden de çok derin ve zengindir. Mesela bu surede Yusuf Aleyhisselam'ın kalbi nasıl bir yürek? Yakup Aleyhisselam'ın ruhu. Yusuf'un 11 kardeşi de nefsani hisleri temsil etmekte. Tabii Bünyamin ayrı. Velhâsıl bir cezb ve incizap kanunu var. Yani bir çekim kanunu var kainatta. Bu insanda bunun daha müthişi var. Kainatta her varlık kendi vasıflarını nerede müşahede ederse oraya doğru meyleder.
Yani kendi vasıflarını nerede görürse, yani aynı cinsten olanlar birbirini cezbederler. Yani her nerede bir sevgi varsa, bu sevginin sevilendi hususiyetleri görmesinden dostluk kaynaklanır. Nitekim nefsane hayat fasıkları cezbeder. Ruhaniyet sadık ve salihleri cezbeder. Küfür kâfiri cezbeder. İrşad irşada talip olan irşad bekleyenleri cezbeder. Müsterşidi irşad. Bu cazibe kanunu maddede manada hayırda ve şerde bütün ihtişamın hükmünü sürdürür. Yakup Aleyhisselam da 11 oğlundan kendi hususiyetlerini Yusuf'ta gördü. Yusuf'a meyli, sevgisi, muhabbeti aşırı şekilde arttı. Buna imtisalen bir kalpte cemali sıfatlar tecelli ederse, yani nefsane arzular silinirse, nefsane arzu gücünü kaybederse, cemali sıfatlar tecelli ederse o kalp Cenab-ı Hak'la dost oluyor. O dost olan kalbe de Cenab-ı Hak la hafun aleyhim ve la hum yahsunun, onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Dünyevi hadiselerde sabır olacak, metanet olacak vesaire olacak. Son nefes selamet olacak. Kabir cennet bahçenin bir cennet olacak. Kıyamet zor la uksun bi yevmil kıyame. O şiddetten korunacak. Velhasıl dost dostluğa ikram edecek. Cenab-ı Hak dostları Darüsselam'a davet ediyor. Onun için ey itminana ermiş nefis buyuruyor. Cenab-ı Hak'la huzur bulmuş bir nefis buyuruyor. Sen Allah'tan razı, Allah da senden razı, seçkin kullarıma katıl ve cennetime gir buyuruyor. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ruhlar düzenli ordular gibidir. Ruhlar âlemi birbirini tanışana dünyada kaynaşır. Birbirine yadırgayanlar da ihtilafa düşerler. Demek bu mizaç. Hazreti Ali'ye bir kişi geldi dedi ki Ali dedi seni şu kimse dedi çok seviyor dedi. Doğru söylemiyorsun dedi. Niye dedi? Çünkü ben dedi onu bir vasat seviyorum dedi. O da beni o kadar seviyordur dedi. Yani aynı bu fizikteki birleşik kaplar gibi. Mevlana Hazretleri diyor ki cins cinse ebediyen aşıktır. Yani mümin kimlerle beraber olduğunu, gönülleri kimlere meylettiğini dikkat etmeli. Yani cins cinse ebediyen aşıktır. İşte görüyoruz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Sıddık radıyallahu an kalbimde ne varsa Ebubekir'e ilka ettim buyuruyor. Derece derece bütün sahabi. Dostluğa göre. Yusuf bin Hüseyin Zünnül Müsri'ye soruyor, kiminle dostluk kurayım diye soruyor. O da Zünnül Müsri de şöyle diyor. Kalbinde dünyaya ait bir malik olmayan, yani müstani olan. Yani zengin de olur, fakir de olur, orta halde de olur fakat müstani olan. Yani dünya kalbini işgal etmeyen. Sonra dostların en fazla muhtaç olduğu zaman, yani zor zamanlarda değişmeyenler. Zor zamanlarda o dostun icabını yerine getirenler. Ondan sonra 4. ayet Yusuf'un rüyasına geçelim. Bir zamanlar Yusuf babasına dedi ki: "Babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızı, güneş ve ayı bana secde ederken görüyorum." Yusuf bu rüyayı gördüğü zaman tahminen 7 yaşındaydı. Bu rüyayı gördüğünde 11 yıldız kardeşleri, güneş babası Yakup ve ay da teyzesi Laya'dır. Zira annesi Rahil vefat etmişti. Burada güneş ve ay yıldızlardan sonra zikrediliyor. Bu da Yusuf'un babası ve teyze kardeşlerinden sonra buluşacak. Başta kardeşleriyle buluşacak, sonra babası ve teyzesiyle buluşacak. Malum rüya 3 kısımdır. Rüya çok soruluyor. Bir rüya vardı, şeytani abuk subuk bir rüyadır. İnsanı korkutur, sıkıntıya düşürür veya mahzun eder. Böyle rüyalardır. Yüksek bir yerden düşülür vesaire. Kovalarlar, çukura düşer vesaire. Kargaşa, felaket sahneleri görmek gibi. Böyle rüyaları gören gördüğü kimseye anlatmamalı ve şeytanın da ivasına Allah'a sığınmalı. Şeytan daima bir musallat. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sizden birinin hoşuna giden bir rüya görünce bilsin ki o Allah-u Teâlâ'dandır. Bu sebeple Allah'a hamd etsin, o rüyasını anlatsın. Kime ama ehlini anlatsın. Anlattığı gibi çıkar.
Yine diğer bir rivayette o rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o da şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendine zarar vermez. Çünkü rüyada böyle ibretli bir durum var demek ki. Yine diğer bir hadis-i şerifte yine biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce sol tarafa 3 defa tükürsün. Şeytanın şerrinden 3 defa Cenab-ı Hakk'a sığınsın. Evuz billahi mineşşeytanirracim. Yattığı taraftan öbür tarafa dönsün buyuruluyor. Demek ki birinci tip rüya şeytani rüyalar. Bu çok görülen rüyalardır. Şeytan daima musallattır. İkincisi hâci bir tesirle görülen rüyalardır. Bu hayal mahsulü rüyalardır. Öyle bir hayal bir rüya yok. Aman der bu rüya tabir etler. Halbuki bu rüya hayali bir rüyadır. Kişinin hayaline bağlı olan rüyasından aksine manzaralardır. Mesela çok tuzlu yemiş bir kimsenin rüyasında bolca su içmesi gibi. Hatta burada bir rivayet vardır. Bir kişi saf birisi, saf ve cahil birisi duyar Rasûlullah'ı görüyor, öbür Rasûlullah'ı görüyor, ben de Rasûlullah'ı göreyim der. Müftiye gider, müftü efendi, ben Rasûlullah'ı rüyamda görmek istiyorum der. Müftü bakar, saf ve temiz bir insan, onu neyle ikna edecek? Der ki, git der, çarşıdan balık al der. Bolca onu tuzla der. Fakat yerken de su içmeyeceksin, sonra da su içmeyeceksin der. Adam saf adam ama der ki, ya de balıkla Rasûlullah görmek arasında ne alaka vardır? Söylediğine göre müftü muhakkak bir bildiği vardır der. Balıkla balığı çokça tuzlar, kızartır, yemeye başlar, tabii susamaya başlar, iyice susar. Ya zorla uyur, rüyada devamlı ırmaklar akar, sular akar vesaire, suyu bir türlü içemez. Ertesi gün gider müftüye, efendim ben rüyamda yalnız suyun hasretini çektim der. Ha der, bak der. Demek ki Rasûlullah'ın hasretini çekersen, o şekilde yaşamaya gayret edersen, yaşamaya ve yaşattırmaya gayret edersen, o zaman görürsün der. Tabi görmedi bir nasiptir. Yani ben göremedim niye? Bir huzur hali, huzursuzluk olmaması lazımdır. Eser Rasûlullah Efendimiz'in göreceğimiz zaman, ne zaman? اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبَّ Ki sevdiğiyle beraberdir. İbadetimiz, ahlakımız, nezaketimiz, zarafetimiz, fetanetimiz, istikametimiz Allah Resulüne benziyor mu? Zaten benziyor zaten Resulullah Efendimiz o ruhaniyet üzerine tecelli eder. Üçüncü sadık rüyalar da bu Yusuf Aleyhisselam çok gördüğü sadık rüyadır. Sadık rüyalar lehi mahfuzdan istikbali akseden parıltılardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinde ve 6 ay kadar sadık rüyalar gördü. Yine Efendimiz buyuruyor çok ibretli. Zaman yaklaştıkça yani zaman buyurulan kıyamet. Yani yaklaştı. Müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaya doğru çıkar. Gördüğü her şey gerçekleşir. Müminin sadık rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Nübüvvetten olan bir şey de doğru olur. Tabi en ekseriyette en sadık rüyalar da seher vakitte görülen rüyalardır. Cenab-ı Hak Yusuf'a bu ilmi verdiğini bildiriyor. Bu ilim tabir ilmi vehbi bir ilimdir. Bu rüya kitaplarından, tabir kitaplarından okuyarak belki o zahiri birkaç yeşillik, süt vesaire o kadar yani daha öte bir şifreleri ancak kalbe gelen sunuatla tulaatla çözülür. Bu da bir vehbi bir ilimdir. Yine Yusuf Aleyhisselam'da böyle bir şey var. Zindandaki bir ekmekçi geliyor, bir de saki geliyor. Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'a bu soruyorlar rüyayı. Yusuf Aleyhisselam da ekmekçinin bir öldürüleceğini, hatta başında ekmekleri kuşlar yiyor, kuşlar gagalaması, sakinli yine sarayda bu şeyi dağıtmaya devam etmesi. Sadık rüyalar ehli tarafından tabir, yani şifrelerin çözülmesine muhtaçtır. Rüya tabiri de hak vergisi bir ilimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra bütün eshabına gördüğü rüyaları sorardı. O rüya sadık rüyalarsa onları tabir ederdi. Yine Abdullah bin Selam anlatıyor radıyallahu anh. Ben Rasûlullah Efendimiz'e bir rüya gördüm. Onu Efendimiz'e anlattım. Kendimi bir bahçede gördüm rüyada. Bahçenin ortasında demirden bir direk vardı. Alt kısmı yerde, üst kısmı da gökteydi. Tepesinde bir kulp vardı. Bana direğe çık denildi. Ben yapamam dedim.
Hemen bir hizmetkar geldi, elbisemi arada tutarak beni kaldırdı. Ben de tırmandım, ta direğin en üstten çıktım ve kulba yapıştım. Bana sıkı tut denildi orada. Kulp elimdeyken uyandım. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyamı şöyle tabir etti. O bahçe İslam'dır. Bu direk de İslam'ın direğidir. Kulp da urvetül vuskâdır. Sen ölünceye kadar iman üzere olacaksın. Tabii pek çok misaller vardır. Mesela İmam Busiri'nin misali çok meşhurdur. İmam Busiri bir gece rüyasında Efendimiz'i görür. Uyanınca içi böyle huzurla, bir surla dolar. Bir neşveyle dolar. Bunun üzerine Efendimiz'i senâ eden birçok metiyeler yazmaya başlar. Bir müddet sonra vücudunun yarısı felç olur. Yürümez ve hareket etmez hale gelir. O zaman meşhur kaside-i bürde'yi yazıp bununla Cenâb-ı Hak'tan şifa diler. Kaside'yi bitirdiği gece rüyasında Rasûlullah Efendimiz görür. Kaside'yi ona okur, bitirdiği kaside'yi. Kendisi tamamen kaside'yi okuduktan sonra Rasûlullah'ın mübarek elleriyle İmam Busiri'nin felçli uzuvlarını mesheder. İmam Busiri uyandığı zaman hastalığın zâhil olduğunu görür ve Cenâb-ı Hak şükreder. O gecenin sabahında sıhhatine kavuşma olarak surun içinde hemen camiye koşar sabah namazına. Ve o da Şeyh Ebu Recâ'la karşılaşır. Ona Ebu Recâ der ki hak dostlarından, "Ya bu Busiri der, Fahri Âlem Efendimize methettiğin kasideyi bana okur musun?" der. İmam Busiri der ki, "Benim der Rasûlullah Efendimiz senâ ettiğim, methettiğim çok kasidelerim var." der. "Hangisini okuyayım?" der. Ebu Recâ der ki, "Hazreti Bey huzurunda okudun de bu gece okudun onu oku." der. Onu okur. İmam Busiri de bu kasideyi henüz hiç kimsenin duymadığını bilen olmadığı için Ebu Recâ'nın Cenâb-ı Hak onu bildirmesine hayret eder. Yine ayet-i kerimeye geçen 5. ayet. Babası Yakup Aleyhisselam dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra onlar sana hasetlerinden dolayı bir tuzak kurarlar." Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rüyalar ehli olmayana anlatılmamalıdır. Nitekim Rasûlullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Rüya ilk tabirciye göre tahakkuk eder. Ayrıca rüya haset etmesi muhtemel olan kişilere de anlatılmamalıdır. Hasetin tarihi insanlıkla beraber başlar. Hasetin tarihi insanın yaratılışı kadar eskidir. İlk haset iblisle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başladı. Secde etti Cenab-ı Hak, secde etmedi. İlk haset iblis daha ve meleklerin hocasıyken bir rivayete göre bu hasetinden dolayı kıskandı. Adem Aleyhisselam secde etmedi. O topraktan devirdi bir tavır koydu. Hasetçi ne ister? Haset ettiği kimsenin elindeki nimeti alıp kendisine verilmesini ister. Bu mümkün olmazsa ne bana ne ona der. Bu çok yine ibretli bir kısa. Bir zamanlar otobüsle hacca gidiliyordu. Tabii şeytan daha çok musallat olur. Meyveli ağaca taş atar. Orada bir görgü şahidi diyor. Bir tencere almışlar iki hacı ortak. Aralar açılmış. Bu tencereyi diyor demiş öbürü ortadan ikiye keseceğiz. Yarımı senin, yarım benim olacak. Allah korusun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Nitekim yine bu hasetle Kâbil kardeşi hasetten dolayı Habil'i öldürdü. Bu şey ilk cinayet başladı. Yine Yusuf'un kardeşi de hasetlerinden dolayı kendi kardeşine tuzak kurdular. Yani kardeş kardeşe tuzak kurdu. Fakat Rasûlullah Efendimiz'in bir izahı var. Bir kulun kalbinde iman ile haset bir araya gelmez. Size yine eski ümmetin hastalığı sirayet etti. Bu haset buzdur buyuruyor. Yine Efendimiz devam ediyor. Bu haset yok edici, yani kazıyıcıdır buyuruyor, yok edici. Birini kazıcı yok edici derken, saçı kazır demiyorum size, kazır derken, o dini kazıyıcıdır, haset. Dinden çıkar, Allah korusun, yok eder. İlk Adem Aleyhisselam devrinde bana kibir, hırs ve haset bütün günahların kaynağıdır. Nefis en çok bunu bertaraf etmeye muhtaçtır. Hazreti Şeyh buyuruyor, üç şey vardır, bütün günahların kaynağıdır. Bunlardan sakının. Bir, kibir. İblisi Adem Aleyhisselam secde etmemeye sevk eden kibirdir. İkinci, hırs.
Adem cennette yasak ağaçtan yemeye sevk eden de hırstır. O cennette şeytan geldi daimi bu yasak meyveden yerseniz hanımına ve kendisine Havva'ya daimi cennette kalacaksınız dedi. Yani ihtiras. Demek ki bu geçen DNA'larla fanile isyan var insanda. Ölüm istemiyor. Daimilik istiyor. Hatta ihtiyarlara baktığımız zaman hep gençlikten bahsederler. Daha bir gençliğe bir hasrettir. Velhâsıl ihtiras bu Adem Aleyhisselam'ın yasak meyve yaklaşmış zelle işleyecek. Dünyaya indirilecek, insan nesli gelecek. Bu şekilde bir esbab-ı mucibe teşekkür edecek. Onun için tabii hikmet Cenab-ı Hak'tan o yasak meyve yaklaştı ve bir ihtiras. Demek insan fıtrını bir ihtiras olacak. En büyük ihtiras dünyaya meyil. Üçüncü haset Adem'in iki oğlundan Kabil'in kardeş Habil'i öldürmesine sebep olan haset. Zindanlara, hapishanelere bakıldığı zaman çoğu hasettendir. Velhâsıl hasetçi haset ettiği kimseye kin, hainlik, intikam, hile ve ayıplama, ona gıybet ve hislerle doludur. Kısacık ömrünü kuruntuya ve endişeler içinde geçirir. İnsan birkaç damla kan, iç âlemi de bin bir türlü endişe. Müminin endişesi ayrı, fâsıkın endişesi ayrı, hasetçinin endişesi ayrı, muhtesinin endişesi ayrı, salih kimsenin endişesi ayrı. Demek ki bu endişe insanı daim olacak. Müminde en çok mühim olan ki Hâlid-i Bağdadî'de göre son nefes endişesi. Daim bir müminde salih bir mümin daim bir son nefes endişesi içinde bulunacak. Zira Cenâb-ı Hak velâtü mütünillâh ventümüz. Ancak Müslüman olarak ölün, sakın ha başka türlü ölmeyin buyuruyor Cenâb-ı Hak. Hasedi temizlemek için ne lazım? Tezkiye şart. Kul haline razı olacak. Allah da kulundan razı olacak. Radiyetin merdiye. Bu benim için hayırdır diyecek. Ben onun gibi olsaydım belki başıma şöyle 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 felaketler gelecek diyecek. Cenab-ı Hakk'ın şükründen aciz kalacaktım diyecek. Haline razı olabilme. En büyük saadet orada. Zengin halinden razı olacak, riyazat halinde yaşayacak, infak edecek. Çünkü bana Cenâb-ı Hak bunu infak için verdi diyecek. Fakir bu benim için hayırdı belki Karun gibi fazla artsaydı belki beni felakete götürecekti. Halinden razı olacak. Meşakkatleri, musibetleri bir sabırla karşılayacak. Âyet-i kerimeye devam edelim. İşte böyle rüyada gördüğün gibi Rabbin seni seçecek. Sana rüyada gören hadiselerin tabirine dair ilim verecek. Rüya tabirinde Yusuf Aleyhisselam öyle bir sanat verecek. Daha önceki iki atan, deden, baban İbrahim ve İshak'ın nimeti tamamlandığı gibi tabi İbrahim Aleyhisselam büyük nimet Allah dostu oldu. İshak Aleyhisselam'a nimet oradan peygamberler silsilesi geldi. Beni İsrail peygamberleri geldi. Sana da Yakup soyunda nimeti tamamlayacak. Ondan da peygamberler gelecek. Çünkü Rabbin her şeyi çok iyi bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Yine Cenab-ı Hak met ediyor. Ey Resulüm, dinde, ibadette ve Allah'ın emirleri hususunda kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da yad et. Bunları yad etmemiz lazım. Bunların haline. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim kadar seçkin ve salih kimselerdir. Demek ki ders alabilmek, ibret alabilmek. Bu üç peygamberi huzurunda Resulullah Efendimiz Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup ve Yusuf'tur buyuruyor. Gelelim şimdi kalbi öldüren ateş ve kıskançlık. Yakup Aleyhisselam oğullarından bazıları babalarının Yusuf'a gösterdiği hususi alaka muhabbeti kıskandılar. Dediler ki Yusuf ile kardeşi Bünyamin yani onlar aynı anneden doğmuşlardı. Babamızı bizden daha sevgilidir. Çünkü ikisinin hususiyeti Yakup Aleyhisselam'ın hususiyetine çok benziyordu. Yani insan kendini sever. Karşısındaki hususiyetleri kendisinde gördüğü zaman karşısındaki kimseyle dost olur. Cimri cimriyle dost olur. Cömert cömertle dost olur. Nezaket sahibi kimse nezaket sahibiyle dost olur. Dediler ki Yusuf ile kardeşi, kardeşleri diyor bu on kardeş. Bünyamin
Yusuf ve Bünyamin babamız Bizans abi. Halbuki biz birbirimizi destekleyen kuvvetli kalabalık bir cemaatiz. Onlar iki kişi, biz 10 kişiyiz. Babamız herhalde apaçık bir yanlışlık içindedir dediler. Yani halbuki kalabalık bir cemaat olmak, doğru olmak anlamına gelmez. Cahiliye devrinde hep kalabalıklar vardı. Cahil, ahmak kalabalıklar. Onlar ne yapıyor? Peygamberler, Müslümanlar az kişiydi, karşı çıkıyorlardı. Yani fâsık ve kalabalıkları, fâsık kalabalığı peygamberler irşâd ettikleri için peygamberlere karşı çıktılar. Yani daima uyuyanları uyandıranlar tehdit altında kalırlar. İşte peygamberler daima tehdit edildi. Yine aralarında dediler ki o 10 kişi, Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın da babamızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra tövbe ederek salih kimseler oluruz. Burada bir şeytanın vesvesesini görüyoruz. Çünkü o emel sahrasında sabredemeyenleri gerçekten ümitlendirir, şöyle der. Şeytan der bugün. Bugün günah işte, yarın tövbe edersin. Gençsin. Gençliğinin kıymetini bil. Nasıl Allah Gafurrahim'dir, Erhamurrahim'dir. Bu gençlik bir daha gelmez. Bu nedir? Şeytanın fısıldamasıdır. Halbuki kimsenin yarına çıkacağı da garanti yoktur. Yine sonra doğruya gireceğinde alışır, kötülüğe alışır, rahat gelir. Mesela bunu ben çok görüyorum. Ufak yaşta çocuklara gayri müsait elbiseler giydiriliyor. Efendim diyor, lezzetini alsın, şeyini alsın, sonra bırakır diyor. Lezzetini almıyor, tiryaki oluyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor Lokman 30. ayette? Şeytan sakın Allah'ın affıyla kandırmasın. Efendimiz nasıl buyuruyor? Nasıl yaşarsın? Öyle ölürsünüz, öyle haşr olursunuz. Lokman Aleyhisselam'da da ona yavrum tövbeyi tehir etme, zira ölüm aniden geliverir. İşte bugün genç bir adama da bu şey giriyor, virüs giriyor, ölüyor. Ya da başka birisi düşüyor, kazada gidiyor. En mühimi o tiryakilik haline gelir. Onun için buyuruluyor ufak yaşta çocuğa namazı güzellikle, sevdiğe talim etme, cömertliği talim, güzel ahlak talim etmeli. Burada bir husus var. Bu da çok mühim. Gelecek şimdi arkada. Burada dikkat edin, gereken bir hususta fazla muhabbetin firak getirdiğini unutmamak lazım. Rivayete göre Yusuf zindandayken oradan çıkanlar Yusuf'u ziyaret ederlerdi. Zindandan çıkanlar. Yusuf'u çok sevdiler. Onunla oturup sohbet ederdi. Bir gün zindancı başı dedi ki, Yusuf dedi, sohbette, seni o kadar seviyorum ki dedi, hiçbir şeyi senin kadar sevmiyorum dedi. Seni her şeyden üstün seviyorum dedi. Yusuf ona dedi ki, bana olan sevgiden Allah'a sığınırım dedi. Zindancı başı, niçin dedi? Yusuf, babam beni çok sevdi, kardeşlerim beni kuyuya attılar. Züleyha sevdi, beni zindana attılar. Şimdi bir de sen seversen kim bilir beni nereye atarlar dedi. Ayet-i ibret alınacak diğer bir mühim nokta da şudur. Sevgi kıskançlığa sebep olmaması için gönlünde saklı tutulması. Bir bu. Çünkü sevginin aşırısı Cenab-ı Hakk'ın rakip esması var. 99 esmadan biri. Yani Cenab-ı Hak rekabet kabul etmiyor. Hattı layıkında sevgiyi tutmak lazım. En çok gönül sevgi ya vedud Cenab-ı Hak sevilecek. Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri sevilecek. Evlatlar da aynı şekilde sevilecek. Cenab-ı Hakk'ı sevmeye basamak olacak. Rakip esması var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fetur Rabbani'de herhalde var. Orada okumuştum, hatırlıyorum. Hasan Hüseyin Efendimiz dedelerini çok severdi Rasûlullah Efendimiz. Rasûlullah Efendimiz de o iki torunu çok severdi. Hatta bu o sevinçten dolayı Efendimiz namaz kılarken bile hep sırtlarını çıkardı Efendimiz. Cebrail geldi bir gün dedi ki, ya Rasûlullah'ın sevgini azalt dedi. Çünkü bunun dedi, ikisi de şehit olacak dedi. İkisi de katledilecek dedi. Efendimiz şöyle bir o zaman duraklama oldu. Onun için evladımı çok seveceğiz. Onu Allah için yetiştireceğiz. Fakat hiçbir zaman evladımız bizim için bir putperest olmayacak. Onu daha bir ahiret halini düşüneceğiz. Malımızı çok seveceğiz. Malımızı Allah yolunda sarf etmek için sevineceğiz. Put olmayacak.
şöhret, makam, mevki, Allah'ın hizmet etmek için seveceğiz. Bizim için makam, mevki putperestliğe götürmeyecek bizi. Velhasıl Yakup Aleyhisselam Yusuf'a olan aşırı muhabbeti gayretullah'a dokundu. Bu da Allah Teala ona bir iftila vermeyi murad etti ve Yusuf'u babasından ayırdı. Bir hicran başlayacak. Zira evlat bazen baba için büyük bir imtihandır. Yani sevdi haddi layıkında olacak. Yani eğer aşireye giderse, rakip esmasına dokunursa ikisinden biri birbirini kaybeder. O ya vedud sevginin haddi layıkından öteri Cenab-ı Hak olacak. Mesela Nuh Aleyhisselam kâfirlerin helak için beddua ettiği halde müşrik olan oğlu için suya gark olmamak için dua etti. Ya Rabbi şimdi oğlumdur, ailemdendir dedi. Cenab-ı Hak şöyle ikaz etti. Ey Nuh, o asla senin ailenden, senin zürriyetinden, senin neslinden değildir. Çünkü onun yaptığı iş kötü iştir. Onun ameli gayri salihtir. Akidesi, itikadı bozuktur. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Bu çok mühim. Yani kiminle dost olacağız? Kiminle beraber olacağız? Nasıl cahillerden olmayacağız? Bak Tebbet Yedâ Sûresi'nde. Yine Cenâb-ı Hak hasetten kulları men etmek için Nisa Sûresi'nde yoksa ona Allah'ın lütfundan verdiği şeyleri için kıskanıyorlar mı? Kul haline şükredecek. İnsan sonra ya şükredici ol ya da nankör ol buyuruyor Cenâb-ı Hak. Gaybı bilmiyorsun. Gaybı bilmek Allah'a ait. Onun için benim hakkımda bu razıdır diyeceksin. Yine Efendimiz buyuruyor, haset etmekten sakının. Zira ateşin odununu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. Velhâsıl kardeşleri Yusuf hakkında belli bir kanaat birliğine varınca işlerinden biri dedi ki, bu Yusuf'a olan haset dolayısıyla, Yusuf'u öldürmeyin, eğer mutlaka bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın dedi. Geçen kervanların biri onu alıp götürür, babamla da uzaklaşır dedi. Bu kardeşin hali ne kadar ibretlidir. En merhametli olan dahi hasedi sebebiyle Yusuf'u kuyuya atmayı tavsiye etti. Bu da gösteriyor, hasetleri sebebiyle dost libasını bürümüş nice gizli düşmanlar vardır. Onlardan mümkün olduğu kadar sakınmak lazım. Burada şunu da görmekteyiz ki kalp Allah yolunda temayül ettirilmez. Zikir ile temizliğe tabi tutulmazsa kararır, kötülüğü emreder, hale gelir. İşte Yusuf'un kardeşinin hali böyleydi. Ayet-i kerime işte bilin ki gönüller Allah'ın zikriyle huzur bulur. Tabii nasıl olacak huzur? Hayatın her safhasına ayaktan otururken, yanları üzülürken hayatın her safhasına teşmil olacak. Kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Unutmamak için de kainattaki ilahi azamet, ilahi kudret akışına, ilahi nakışına bir tefekkür halinde olacak. Göklerin ve yerin yanı derinden de tefekkür ederler. Bu zikredenler hayatın her safhasında. Değil mi? Her yerde her gördüğü şeyi Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Aman ya Rabbi der. Sonra ya Rabbi sen supansın derler. Sonsuz azmet sahibi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak bu şekilde bir mümin bu şekilde mümin kalbini koruyacak. Zira zikirden uzak kalan bir kalp nefsin tesiri altında kalır. Şehvet ateşiyle kurur, katılaşır, taşlaşır. Azaları ibadet edemez bir hale gelir. Merhametten nasibi kalmaz. Bugün dünyanın durumu gibi. Bu hal üzere devam kalpler kuru bir odun parçası gibi ateşe yanmaktan başka bir işe yaramaz. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Cenab-ı Hak Allah'ı zikretmek hususunda kalple katılaşmış olanlara yazıklar olsun buyuruyor. Bunlar apacık bir sapık içindedir. Dediler ki ey babamız sen ne oluyor ki Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Alıp götürecekler. Tenezzüye çıkacaklar. Onu Yusuf oradan kaybedecekler. Oysa biz onun koruyucularıyız. Onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onunla beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka muhafaza ederiz. Velhasıl dil yalan söyler ama simadan yalan saklanmaz. Yani sima da konuşur. Gözler konuşur. Babaları onu götürmez beni hakikaten üzer ve siz farkında olun, onu bir kurdun yemesinden korkarım dedi. Bu nereden geliyor? Rüya gördü.
kendi bir dağın başında, oğlu Yusuf da sahradayken birden 10 kurt peyda olur. Sonra Yusuf'a hücum ederler, Yusuf aranda kaybolur gider. 10 kurt, 10 kardeş. İşte bu sebeple Yakup bunun oğullarına Yusuf için onu dedi, Yusuf'u kurt yemesinden korkarım dedi. Böylece farkında olmadan kardeşlerinin Yusuf'a yapacağı hileyi usul adeta onlara bir usul, bir yol gösterdi. Bir rivayet edildiğine o zamana kadar Yusuf'un kardeşleri kurdun insanı yediğini bilmiyorlardı. Tabii ufak bir site. Yine hadis-i şerif, bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. İnsan hasmına aleyhine olacak hususlarda ip ucu vermemelidir. Bu evladına da öyle. Yani daha ileride gelecek olacak bazı hadiseyi ufak yaşta söylememelidir. Heves eder oraya. Söz bir nevi tohum gibidir. Bu sebeple kullanırken çok dikkatli seçmeli. Menfisi değil, müsbet olduğuna tercih etmelidir. Dili kedi öldürülen İbn-i Sıkkit şöyle demiştir. İnsanın dilinin sürtmesiyle uğrayacağı müsibet, ayağının sürtmesiyle uğrayacağı müsibetten çok daha büyük olabilir. Zira insanın ayağını sürtmesine hâsıl olacak yara zamanla iyileşir. Halbuki ağızdan çıkan söz, insanın başına bela getirebilir. Yakup'un gördüğü rüyaya rağmen aciz içinde kaldı. Yusuf'un biraderlerine Yusuf'u teslim etti. Velhâsıl kaza ve takdir gelince basiret görmez olur. Şu yanlışı asla yapmam diyen bir kul, şeytana açık bir kapı bırakmış olur ki, şeytan her işini bırakarak ona musallat olur. Yapmam dediği şey kendisine yaptırınca kadar onu peşinde bırakmaz. Bakın hiç büyük konuşmamak lazım. Daima Cenab-ı Hakk'a sığınmak. Şu işi inşallah ben yapmam. İnşallah ya yani yarın şu işi yapayım. Yarın gel. Yarın inşallah gel. Bu inşallah kelimesini kalpte tekrarlamak lazım. Kalpte ve dilde. Yusuf'un bir arada kurdukları hileyi gerçekleştirmek için babalarının ikazını geçiştiriverdiler. Vallahi biz böyle güçlü bir grup iken onu kurt kapar da yerse o zaman biz hüsrana uğrayanlar oluruz. Yazıklar olsun bize dediler. Güya ki babalarını kandıracaklar. Derken kardeşi onu alıp götürünce kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine vardılar. Biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek onların hiç hatırlarına gelmeyen bir sırada yaptığı bu iş kendini hatırlatacaktır. Yusuf Aleyhisselam onları bir terbiye verecek. Haliyle terbiye verecek. İmkan Yusuf Aleyhisselam'ın güç eline geçtiği zaman onlar gelip gıda isteyecekler. Yusuf Aleyhisselam kendisini gizleyerek onu bol bol verecek. Niçin bana böyle yaptınız? Babamın için böyle bir hasret bıraktınız, babamın için perişan ettiniz demeyecek. Onu devamlı iyilik edecek. O iyilik neticesinde onlar anlayacaklar. Yusuf Aleyhisselam kendisini saklayacak. Enel diyecekler, hakikaten Allah seni bizden üstün yaratmış diyecekler. Yusuf Aleyhisselam yine onlara bir yol gösterecek, kendisi affedecek. Eskiye başa kalkma yok diyecek. Fakat bir de Cenab-ı Hakk'ın hakkı var. Rabbimiz affedicidir diyecek. Rahmet sahibidir diyecek. Mağfiret sahibidir diyecek. Siz Allah'a iltica edin diyecek. Cenab-ı Hak sohbetimizi kabul eylesin. Sohbetten alacağımız hisseleri, ibretleri Cenab-ı Hak o ibretlerin tefekkür ve derinleşmeye cümlemize nasip eylesin inşallah. Lillahi Teala el Fatiha. Allahümme salli.